Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzu'na hoş geldiniz. 10. sınıf fizik sınav hazırlık arkadaşlar. Toplam 8 tane sorumuz var. Birinci sorudan başlıyoruz. Birinci soru, şekildeki iyon tipinde 8 saniye içinde 36 kulomluk artı yük bir yönünde 20 kulomluk eksi yük İki yönde geçiyor. Buna göre diyor, iyon tipinde geçen akımın yönü ve büyüklüğü nedir? Şimdi arkadaşlar hem yönünü istiyor bizden hem de büyüklüğünü istiyor. Baktığımız zaman bizden akım istiyorsa arkadaşlar akım neydi? I eşittir yük bölü zaman, değil mi? Yük bölü zamandı. Şimdi artı yük bir yönünde 36 kulomluk arkadaşlar. Şurası 36 kulomluk. Diğeri de 20 kulomluk. Biz biliyoruz ki arkadaşlar akım artı yönden daima eksi yöne doğru hareket etmektedir. O da ne oluyor arkadaşlar? Yönü x yönünden y yönüne doğru akım hareket etmektedir. Yönü demek ki x'ten y'ye doğrudur arkadaşlar. Büyüklüğü ne de derseniz arkadaşlar, buradan I eşittir yük bölü zamandan. Yükümüz kaç arkadaşlar? 36 eksi 20 Q kulom. Mutlak değer içerisinde alıyoruz. Sebebi de şu arkadaşlar. Yük negatif olamaz. Artı 36 Q bölü zaman. Zamanımız kaç arkadaşlar? 8 saniye. Buradan arkadaşlar eksi 20 kulom dışarı 20 olarak çıkar. 20 kulom. Artı diğeri 36 olarak çıkar. Bölü 8. 20 56 bölü 8'den 56 bölü 8'den da ne yapar? 7 amper çıkar arkadaşlar. Demek ki birinci sorunun cevabı akımı 7 amper, yönü de x'ten y'ye doğrudur. İkinci soru, 6 ohm, 12 ohm, 16 ohm ve 20 ohmluk dirençlerle kurulan KL noktaları arasındaki devre parçası şekildeki gibidir. Buna göre devre parçasının eşdeğer direnci kaç ohmdur? Şimdi böyle devrelerde arkadaşlar hafiflendirme yöntemi yapacağız. Şuradan başlıyorum. Şu noktaya ben A noktası diyorum. Sonra geldim herhangi bir dirençle karşılaşmadığım için arkadaşlar şuraya da A noktası diyorum. Şuraya B noktası diyorum. Bak şurası B noktası olmaz. Sebebi şuraya direnç olduğu için arkadaşlar ben buraya farklı bir hafiflendirme C noktası diyorum. Şimdi 3 tane hafiflendirme noktası var. Şuraya boşluğa geçiyorum. Şurası A noktası olsun. Şurası B noktası olsun. Şurası da C noktası olsun. Şimdi A, B arasında 6 ohm var arkadaşlar. Baktığımız zaman 6 ohm'u şuraya yazıyorum. 6. Sonra B başka ne var? 12 ohm var. 12'yi de buraya yazıyorum. AC arasında 20 var arkadaşlar. AC arasında 20. Şöyle. Başka ne var? BC arasında da ne var? 16 var. Şurası da 16. Buraya baktığımız zaman bu devrede 6 ile 12. Bak devreyi daha basit hale getirdik arkadaşlar. Amacımız daha sonra da sonuca ulaşacağız. 6 ile 12 birbirine paralel. Paralel buradan seri çıkacak arkadaşlar. Ondan sonra buradan çıkan sonuç 16'ya seri. Buradan çıkan sonuç da 20'ye paralel. Ve en sonunda noktaya koyacağız arkadaşlar. Şimdi 6 ile 12 bir yapalım arkadaşlar. 6 ile 12. AB arasındaki R eşi bulacak olursak 1 bölü R eş. 1 bölü 6 artı 1 bölü 12. Burayı 2 ile burayı 1 ile 1 bölü R eş eşittir. 3 bölü 12'den R eş ne yaptı? 4 ohm çıktı mı? Yani AB arasındaki eşdeğer direncimiz şurası 4 ohm çıktı. Şimdi şu 4 ile 16 da birbirine seri arkadaşlar. Dolayısıyla seri devrelerde biz toplama işlemini yapıyoruz. Dolayısıyla şöyle ok işareti yapayım arkadaşlar. Devremiz şöyle oldu. Bakın 20 oldu. Bir de aşağı doğru şu 4 ile 16'yı topladığımız için burası da 20 oldu. Şimdi paralel bağlı bir devre. Paralel bağlı devrede ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü 20 artı 1 bölü 20'den. R eş buradan 10 ohm çıkar arkadaşlar. Demek ki cevabımız 10 ohm. İkinci soru da böyleydi arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda A ve B şıkları var. 4 ohm, 10 ohm, 15 ohm, 16 ohmluk dirençlerle ideal voltmetre ve ampermetre ile kurulan devre parçasındaki V1 voltmetresinde okunan değer 60 volttur.
Buna göre A, V2 volt metresinde okunan değer kaç volttur? B, A1 amper metresinde okunan değer kaç amperdir? Şimdi devreye bakacak olursak arkadaşlar. Bir kural vardı arkadaşlar. Paralel bağlı devrelerde üretişte geçen volt gerilim neyse diğerlerindeki gerilim aynı oluyordu. Şimdi baktığımız zaman burası V1. V1 volt metresinde burası 60'mış zaten. Şurası 60'tır. Benden ne istiyor? A şıkkı V2 istiyor. V2'yi bir bulalım arkadaşlar. Şimdi burası 60 ise arkadaşlar 60 nereye ölçüyor? Şu iki noktayı ölçüyor. O zaman bu iki noktayı ölçtüğü için arkadaşlar 10 ohm üzerinden geçen akım ne yapar? I akım neydi? Yük bölü zamandı. I eşittir Q bölü T. O zaman 60 bölü 10'dan 6 amper çıktı mı? 6 amper. Yani bakın şuradan 6 amper geçiyor arkadaşlar. 6 amper. 6 amper buradan geçiyor. 60 volt. O zaman 6 çarpı 10 60. O zaman şurası 60 volt olur mu arkadaşlar? Şu 15 üzerinde geçen 60 volt olur mu? Tamam. Burası da 60 volt. Çünkü birbirine paralel. Şimdi 6 amper buradan geçiyor. O zaman şuradan da kaç amper geçer? 4 amper geçer mi? Çünkü topla ikisinin çarpımı 60'ı vermesi gerekiyor. Ve ikisi de şurada birleşiyor. Yukarı doğru 4 amper geçiyor. Aşağı doğru 6 amper geçiyor. Bunun ikinin toplamı 10 amper arkadaşlar. Ne yapar? Bakın 4 ohm üzerinden 10 amperlik bir akım geçmekte. Dolayısıyla V2 de şu iki noktayı ölçtüğü için hani ohm yasası vardı ya arkadaşlar V eşittir I çarpı R'den. 4 ohm üzerinden ne kadar amper geçiyor? 10 amper geçiyor. 10 amper geçiyor çarpı R. Yani 4. O zaman ne yaptı? 10 çarpı 4'ten 40 volt. Demek ki V2'de kaçmış arkadaşlar? 40 voltmuş. Şimdi daha sonra ne diyor B şıkkında? Bu bulduğumuz A şıkkıydı. A1 amper metresinde okunan değer kaç amperdir? Şimdi arkadaşlar şuradan 10 amper geçiyor değil mi? Şuradan yukarı doğru 4 amper geldi. Aşağıdan 6 amper geldi. Tekrar şurada buluştular mı? Bakın 10 amper hala geliyor arkadaşlar. 10 amper geldi. 16 ohm üzerinden geçti. Sonra buradan geldi. Demek ki A1 üzerinden geçenden ne olmuş arkadaşlar? 10 amper oldu. Yani bunun cevabı da 10 amper arkadaşlar. 10 amper. Üçüncü sorunun cevabı da böyle. Dörde baktığımızda ne diyor? İç direnci önemsiz. 12 voltluk bir üretiç. 1 ohm, 2 ohm ve 3 ohmluk dirençlerle kurulan elektrik devresi şekildeki gibidir. Buna göre X ve Y noktaları arasındaki bağlanan ideal bir voltmetre kaç voltu gösterir? Yani şurayı soruyor arkadaşlar. Bak şu iki nokta arasındaki. Bak şu, ne yapacağım öncelikle? Şurada 3 ohm üzerinden geçen gerilimi bulacağım. 2 ohm arasında geçen gerilimi bulacağım. Aradaki fark bana X ve Y noktaları arasındaki gerilimi verecek. Şimdi baktığım zaman öncelikle ne yapacağım ben buradan? Akım bulacağım arkadaşlar. Akım bulacağım. Yani akımı neye dayanarak bulacağım? V eşittir I çarpı R'den. Şimdi V zaten belli. 12 vermiş mi vatandaş? Tamam. I'yı istiyoruz eşittir. R'yi de buradan bulacağız. Şimdi 3 ile 1 birbirine seri mi arkadaşlar? Şu birbirine seri. Seri. O zaman ne yaparız? Topla. Serisi toplayacağız arkadaşlar. 3, 1 daha 4 ohm oldu mu? Daha sonra buraya geldik. 2 ile 1 birbirine seri mi? Evet seri. O zaman yine toplayacağız arkadaşlar. Burası 3 ohm oldu mu? 3 ohm. Şimdi bak 3 ohm, 4 ohm. Bu iki vatandaş birbirine paralel. Dolayısıyla ne olacak? 1 bölü R eş. Paralelse bunu kullanıyorduk değil mi? Dirençlerin toplanması. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4'ten. Buradan ne yapar arkadaşlar? Paydalarını eşitleyecek olursak. Paydalarını eşitleyecek. Burası 4 ile eşitlenir arkadaşlar. Burası 3 ile eşitlenir. Dolayısıyla buradan R eş. R eş. 12 bölü 7 çıkar arkadaşlar. R eş 12 bölü 7. Direnci geldim buraya yazdım bakın arkadaşlar. 12 bölü 7. 12'ler gitti arkadaşlar. Demek ki akım buradan ne kaldı? 7 amper. Bu 7 amper ne arkadaşlar? 7 amper. Ana koldan geçen akımdır arkadaşlar. Bak 7 amper buradan geldi. Bak yolu izliyorum. Buradan geldi. Sonra buradan. Buradan vatandaş iki kola ayrılacak. Bir buraya gelecek. Bir de buradan geçecek. Şurası 4, toplam 3 ohmdu ya, burası 4 ohmdu. Akımla direnç ters orantılı. Dolayısıyla 7 amperin 4 amperi buradan geçecek. 3 amperi de nereden? Buradan geçecek değil mi? 3 amperi de buradan geçecek.
sağlamasını yapacak olursak, sağlamasını nasıl yapacağız? Bak, ana koldaki gerilim 12 volt. Şu iki nokta arasındaki 12 volt olması gerekiyor. Bak, direnç 3 ohm. 3 ile 4'ü çarp 12. 3 ile 4'ü çarp 12. Bak, burası da 12, burası da 12, burası da 12. Sağlaması bu şekilde. Şimdi ne dedik başta? X, Y noktalar arasındaki potansiyeli bulmak için Y noktasındaki potansiyelden X noktasındaki potansiyeli çıkaracağız. Dolayısıyla 3'ten 3 çarp 9 volt oldu mu arkadaşlar? Bakın, 3 ohm üzerinden geçen gerilim 9 volt mu? 2 ohm üzerindeki potansiyel 4 çarpı 2'den 8 volt oldu mu? O zaman V, X, Y diyelim arkadaşlar. V, Y, eksi V, X. Buradan ne yapar arkadaşlar? 9 eksi 8'den 1 volt yapar arkadaşlar. 4. sorunun cevabı da 1 volt şeklindedir arkadaşlar. Gelelim 5. soruya. İç direnci önemsiz, özdeş üreteçler ve özdeş dirençlerle kurulan devrelerden şekil 1'deki direncin gücü P'ymiş. Tamam. Buna göre şekil 2'deki dirençlerin toplam gücü kaç P'dir denen bir soru var. Baktığımız zaman arkadaşlar, bana devrede potansiyel ve direnç verdiğine göre o zaman ben kullanacağım denklem P eşittir V kare bölü R'dir. Demek ki birinci denklem arkadaşlar zaten V'si V kare, diğer R'miş. Bu P'ye eşitmiş. Bana şuradan verilen ifadenin benim matematiksel denklemi bu. Şekil 2'ye geldim. Şekil 2'ye gelince şekil 1'den farkı ekstradan paralel bir direnç bağlanmış. O zaman ne yapacağız? V zaten aynı. R üzerinde işlem yapacağım. İşlem yapacağım derken burada bunlar birbirine paralel olduğu için paralel. O zaman ne yapacağız? Şuradan eş değer direnci bulacağım. 1 bölü R eş. 1 bölü R artı 1 bölü R'den. R eş buradan ne olur arkadaşlar? R bölü 2 yaptı mı? Gelelim P2'ye diyelim. P2 V kare bölü R yerine bu sefer R bölü 2 yazıyoruz. R bölü 2. P2 eşittir V kare çarpı 2 bölü R. Kaç P eşittir diyor. Tamam mı? Bak, P buydu. V kare bölü P ise, bak şu ifade P ise, şurası P ise, o zaman ne oldu? Şuna P yazıyorum çarpı 2. O zaman kaç P oldu? 2P oldu arkadaşlar. 5. sorunun cevabı da 2P'dir. Gelelim 6. soruya, mıknatıs sorusu arkadaşlar. Soruyu bir okuyalım. Şekil 1'deki demir çubuğa bir mıknatıs yaklaştırılıyor. Şekil 2'deki demir çubuğa bir mıknatıs dokunduruluyor. Şekil 3'teki demir çubuğa bir mıknatıs ok yönünde sürtülüyor. Buna göre demir çubuğun 1 ve 2 bölümlerin kutup işaretleri hakkında ne kutup işaretlerini yazınız diyor arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar, ilk baştakinde yaklaştırılıyor. Birinci mıknatısı yaklaştırılıyor ve hareket etmiyor arkadaşlar. Hareket etmiyorsa manyetik alan çizgileri enden S'e doğrudur daima arkadaşlar. Dolayısıyla o zaman burası birinci nokta N'dir, ikinci nokta N'dir. Baktığınız zaman bak, N iter. Dolayısıyla demir sabit kalmış. Sabit kaldığına göre birincisi ve ikincisi N'dir. Şimdi mıknatıs da demir birbirine yapışmış. Yapıştığına göre arkadaşlar birbirine çekecek. Dolayısıyla demirin birincisi N olur. Bak, S, N birbirini çekecek. O zaman burası N'si, zaten iki kutuplu. Buraya da ne kaldı? S kaldı. D'ye baktığımız zaman arkadaşlar, buradan ne diyor? Üçüncü durumda da sürtünme olayı var. Sürtünme olayı varsa arkadaşlar, buradan normalde manyetik alan çizgileri N'den S'e doğru. Buradan ne olmuş? S'den N'e doğru gitmiş. Demek ki burada normalde bir N, S olması gerekirken ne olacak arkadaşlar? Bu vatandaş, bak, ok işaretle bunu itmesi gerekiyor. Bu bunu itecek. Yani bir noktası S kutbunu itecek. Dolayısıyla 1'e ben S yazarsam 2'ye de N şeklinde N'yi yazarım arkadaşlar. 6. sorunun cevabı da böyle. Gelelim 7. soruya. İç direnci önemsiz, 48 voltluk gerilime sahip iç direnci önemsiz üreteçler ve dirençlerle kurulu devredeki ideal voltmetre 32 voltu gösteriyormuş. Tamam. A şıkkı ana kol akımı kaç amperdir? B şıkkı X direnci kaç ohmdur diyor. Şimdi burası 32 voltu gösteriyor arkadaşlar. Burası 32 voltu gösteriyorsa ana kol akımı kaç amperdir diyor. Bir bakalım arkadaşlar. 20 ohm, 5 ohm ve direnci yok. O zaman burası 32 voltsa arkadaşlar, şu nokta arasındaki potansiyelde
32 volttur. O zaman şuraya ne kaldı arkadaşlar? Buraya 16 volt kaldı. Yani şu iki noktaya. O zaman burası da 16 volt kaldı. 16 volt kaldı. Şimdi o zaman 20 ile 5'i arkadaşlar birbirine paralel olduğu için şuradaki iki nokta arasındaki eşdeğer direnci bulalım. Ne yapar? 1 bölü reş 1 bölü 20 artı 1 bölü 5'ten 1 bölü reş eşittir. Ne yapar? 1 bölü 20 artı 5 bölü 20'den buradan 4 bölü 20 pardon 5 bölü reş buradan 4 ohm çıkar mı? Demek ki 4 ohm üzerinden ne kadar amper voltaj var arkadaşlar? 16 volt mu? Bak, 16 volt. 4 ohm. Şu ikisinin eşdeğer direncini buldum. Dolayısıyla o zaman şu koldan geçen, şu koldan geçen akım arkadaşlar 16 bölü 4'ten akım, şuraya geleyim arkadaşlar. Akım ne oldu? 16 bölü 4'ten ne yapar arkadaşlar? 4 amper yapar. 4 amper yapar. Demek ki şuradan 4 amper geçiyor. Şuradan geliyor 4 amper. Çünkü şöyle 4 amper. 4 amper geliyor. Voltaj üzerinden akım geçmediğine göre arkadaşlar. X üzerinde geçen akım 4 amper. 4 amper buradan geliyor arkadaşlar. Geliyor, geliyor. Şurada birleşiyor. Demek ki ana koldan geçen akım 4 ampermiş arkadaşlar. Benden diğeri ne istiyor? X direncini soruyor. Şunun üzerinden amperi 4 amper. Gerilimi 32 volt. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Ohm yasasına dayanarak V eşittir I çarpı R'den. V 32 arkadaşlar. Bak şu iki nokta arasındaki potansiyel 32. I'sı 4 amper. R'yi istiyoruz. R buradan ne yapar? 32 bölü 4'ten 8 R yapar arkadaşlar. 8 ohm yapar. 8 ohm yapar. Gelin sorunun cevabı da böyle. 8. soru arkadaşlar. 20 ayet kalan sorusu. Çok uzun doğrusal telden elektrik akımı geçerken X noktasında oluşan manyetik alan B'miş. Şimdi arkadaşlar buraya kadar bir işlemimiz yapalım. Şimdi manyetik alan neydi? Tel üzerinde etkili manyetik alan. B eşittir. K çarpı 2i bölü D miydi? Formülize ifadesi böyle. Şimdi bakalım. Hangisi B'ye eşitmiş? Bakın ne diyor? X noktasında. Yani şurayı referans alacağız. Şöyle yapalım. Şöyle. B eşittir. K çarpı 2 çarpı i bölü. Aradaki uzaklığımız kaç arkadaşlar? 1, 2, 3. Her kareyi D'ye alırsak 3 de. Bu B'ye eşitmiş. Sonra ne diyor? Y noktasında oluşan. Y noktasında oluşan. Şimdi Y'nin tel olan uzaklığı kaçtı? Her kare D demiştik de. Ona da B, Y eşittir. K çarpı 2 bölü D. Şimdi arkadaşlar şu ifade K 2 bölü 3 D B ise B'ye K 2 bölü D kaç B'dir? Buradaki matematiksel ifade o zaman ne olur arkadaşlar? B'ye 3 B oldu mu? Bak bu ifade B'ye tekabül ederse bu da 3 B'dir. Dolayısıyla bir de yönü bulacak olursak arkadaşlar sağ el Kur'an'ına göre baş parmak akımı yönünü avuç içi bak Y'yi gösteriyor. O zaman Y noktasındaki kısım sayfa düzleminden içeri doğru. Şöyle gösteriyoruz. X noktasının tele göre manyetik alan yönü de arkadaşlar sayfa düzleminden dışarı doğru olur. Baktığımızda baş parmak akımı gösteriyor. Avucumuz dışı arkadaşlar X noktasını gösteriyor. Dolayısıyla X noktasında sayfa düzleminden dışarı şeklinde olur arkadaşlar. Burada sorularımız bitti arkadaşlar. Herkese başarılar şimdiden.